hiçbir şey anlamadım. Eda Melda'nın kız kardeşi olarak mı burada? Yoksa yeni kardeşimizin karısı mı gerçekten? Bu ne güzel bir tesadüf böyle. Doğrusu ne diyeceğimi bilemedim. Hoş geldiniz. Bizim için de çok büyük bir sürpriz oldu bu. Ne yani? Tolga yıllar sonra bulduğu babasının bir arslanda olduğunu eşine söylememiş, öyle mi? Doğrusunu isterseniz babamın soyadını sormak aklımın ucundan bile geçmemişti. Evet evet doğru. Oğlum benim kim olduğumu bilmeden beni bağışlayıp kardeşleriyle tanışmayı kabul etti. Birbirlerini hiç tanımasalar da oğullarınızın zevkleri benziyormuş demek ki babacığım. Baksanıza. Koskoca İstanbul'da iki kız kardeşe talip olmuşlar. Biz Melda olacak diye beklerken kız kardeşi çoktan bir arslanlı olmuş da haberimiz yokmuş meğer. Ne var bunda bu kadar şaşıracak? Hayat tesadüflerle dolu işte. Böyle şaşkın şaşkın duracak mıyız bütün gün? Aramıza hoş geldin Tolga. Nisa ben, kız kardeşin. Hoş bulduk. Eda değil mi? Evet. Memnun oldum. Ben de. Benim dışımda herkesi tanıdığına göre yabancılık çekmeyeceksin demektir. Kardeşine hoş geldin demeyecek misin oğlum? Oğlum, işte sen bahsettiğim abi, Harun. Harun, bu da kardeşin Tolga. İşte Eda'nın bahsettiği arkadaşı bu. Tolga. Ben Tolga. Siz de Eda'nın eniştesi olmalısınız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Vay be, bacanaklar kardeş çıktı. Hoş geldin Eda. Bu da ablan Işıl. Memnun oldum. Eniştem Burak. Memnun oldum. Ve eşim Saadet. Hadi bakalım, harika bir sofra bizi bekliyor. Sohbet etmek için bol bol vaktimiz olacak. Hadi buyurun. Güzel karıcığım. Abi gelmiyor musun? Ben de şaşkınım. Ama senin kadar sarsılmadım doğrusu. Hem yazık. Babasız büyümüş biri sonuçta. Bence ona iyi davranmalıyız. Onun bir suçu yok ki. Ben biraz hava alacağım. İzninizle, başlamadan önce söylemek istediğim şeyler var. Harun nerede kızım? Şey, birazdan gelecekmiş. Peki, otur, otur. Ben de en az sizler kadar şaşkınım. İki oğlumun daha önceden tanışıyor olması çok hoş bir sürpriz oldu. Biz farkında olmasak da kader bizi çoktan bir aile yapmış bile. Bu kader denen şeyin nasıl da sırlarla dolu olduğunu bir kez daha anlamış oldum. Başta sevgili eşim Saadet olmak üzere tüm aileme göstermiş oldukları anlayıştan ötürü çok teşekkür ederim. Aramıza hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sen de hoş geldin Eda kızım. Hoş bulduk. Burası artık sizin de eviniz. Siz de bu ailenin bir parçası oldunuz. Hiçbir şey için çekinmenize gerek yok. Biz artık
bir aileyiz. Buyurun, hepinize afiyet olsun. Bak, bunun tadına bayılacaksın Eda. Sizin için kendi ellerimle yaptım. Ben Harun'a bakıp geliyorum. Abicim sen de alır mısın? Teşekkür ederim, alayım. İçinde çok özel bir şey var. Bakalım anlayabilecek misiniz? Harun. O masaya oturmak istemediğini biliyorum. Ben de bu durumdan hiç memnun değilim. Ama baban için bunu yapmalıyız oğlum. Eğer şimdi sofraya gelmezsen gerçekten çok incinecek. Haklısın anne. Geliyorum. Harun. Bir şey sorabilir miyim? Tabii anne. Melda ile barıştınız mı gerçekten? Ben başka birine aşık olduğumu sanıyordum. Yoksa aklım gene oyun mu oynuyor bana? Anne. Ne olur sonra konuşalım bunları. Hadi gel, girelim. Üşüyeceksin. Ay şu hale bak. Sanki bu gayrimeşru çocuk yüzünden kendini öldürmeye kalkışan Saadet Hanım değilmiş gibi. Şimdi ne güzel aynı sofraya oturuyorlar. Kızım bu zenginlerin sağa sola belli mi olur? Hadi acele et biraz. Bakıyorum iştahsızlığın hala devam ediyor Eda. Üstelik hamilesin. Evliliğin gibi bebek de aceleye gelmiş anlaşılan. Hiç haberimiz olmadı. Ben söyleyecektim ama fırsat olmadı. Sizi tebrik ederim babacığım. İkinci defa dede oluyorsunuz. Sizi de tebrik ederim. Teşekkür ederiz. Eşim ve kendim adına sizlere bir kez daha hoş geldiniz demek istiyorum. Dilerim Arslan'la aynısı, sen, sevgili eşin ve doğacak bebeğinle daha da güçlü. Sağlığınıza. Vermeyebilirsiniz. Ama en azından bunu okuduğunuzda bizi anlayacaksınız. Bizim masum olduğumuzun kanıtı. Yüreğimin bir tarafı size anlasa bile ya diğer tarafımı? Melda'mı ne yapacağım? O sizi anlar mı sanıyorsunuz? Bundan sonra her gece konuşacağız bebeğim. Sadece.
sadece sen bileceksin annemin neler hissettiğini. İleride bunları okuduğumda belki beni affedersin. Babandan niye kaçtığımı anlayıp bana hak verirsin. Bunca yıl omzuna yaslandığım, güvendiğim herkesin bir bir karşıma geçişini susarak, utanarak, yutkunarak izledim. Belki haklıydılar. Hatalarım kabul edilemez. Ama kendimden başka kimseyi düşünmediğim doğru değil. Yasak olanı sevmekse benim kötü kaderim. Babanı ölesiye seviyorum. Ama bu aşk bize haram. Harun'a seni söyleyebilmeyi öyle çok isterdim ki. Bizim bir kızımız olacak. İsmi de Yağmur diyebilmeyi. Sana hiç kıyamam. Ama ablama da kıyamam. Ailem benim bir parçam. Tıpkı senin gibi. O yüzden sevgili bebeğim, herkes için en doğru olan yola çıkmalıyım artık. Ben Tolga ile evlendim. Sen nasıl evlatsın böyle? Seni asla affetmeyeceğim. Hakkımı helal etmeyeceğim sana. Hakkımı helal etmeyeceğim. Baba. Bizim için artık öldün sen. Baba ne olur. Defol. Şey yaptığımı düşünürken buna çok büyük bir haksızlık ettiğimi ilk defa bugün anladım. Bir gün senin de büyüdüğünde her şeyi öğrendiğinde nasıl üzülebileceğini bugün Tolga'nın yüzünde gördüm. Tıpkı onun annesinin yaptığı gibi ben de seni babandan uzak tutmak zorundayım. Ailem ve ablam daha fazla üzülmesin diye bunca acıya katlanırken bazen sana haksızlık ettiğimi düşünüyorum bebeğim. Acaba ablam da bunu bizim için yapar mıydı diye sormadan edemiyorum. Sevginin büyüklüğünü anlayıp acımı benimle paylaşır mıydı? Kendi aşkını içine gömüp bir kenarda susarak durabilir miydi? Bilmiyorum. Bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğim. Moda tasarımı okumayı aslında ben de çok isterdim. Niye okumadın öyleyse? İtiraf etmek gerekirse o konularda acayip yeteneksizim. İnanamazsınız. Aa, lütfen kendine haksızlık etme Nisa. Sen de başka konularda fazlasıyla yeteneklisin. Eda, ne zaman bu eve gelsen işten kapanıyor galiba senin. Yine hiçbir şey yemedin. Ben genel olarak iştahsızım aslında. İlk kez bebek bekleyen birinin böyle söylediğini duyuyorum. Stresten falan mı acaba? Yok, hayır. Merak etmeyin. Eda alması gereken besinleri alıyor. O konuda çok dikkatliyiz. Stresli olması için de hiçbir sebep yok. İyisindir mi sana? İyiyim. Belki de ablanla müstakbel eniştenin ayrılması seni üzmüş olabilir. Ama artık hiçbirinizin üzülmesine gerek yok. Çünkü yeniden barıştılar. Öyle değil mi? İstersen sen cevap ver Harun. Biz sorunlarımızı çözmeye karar verdik. Aramızda halletmemiz gereken bazı konular var. Ne güzel bir akşam bu böyle. Sürpriz üstüne sürpriz yaşanıyor. Gökten 3 elma da düşecek mi acaba? Ha? Bebeğim, babanla tanışmadan önce sanki hiç doğmamışım gibi öyle güvenliydi ki hayat. Bu şehrin karanlık yüzünü hiç görmemiştim. Öyle karanlıkmış ki oysa. Şimdi sadece sen ve ben varız. Seni korumak için çok güçlü olmak zorundayım. Olacağım da. Canım bebeğim, bugün ilk kez babanın gözlerinde nefreti gördüm. Benim yüzümden benden nefret ediyor. Onu sevmediğimi, aşkına ihanet ettiğimi düşünüyor. Ablamı ve ailemi ezip geçemeyişimi hiç anlamıyor. Ama sen biliyorsun, o benim ilk ve tek aşkım.
sonsuza kadar da öyle kalacak. Onu düşünmek benim tek özgürlüğüm. Hem bebek hem kariyer yapmak zor olmuyor mu senin için? Ben olsam hayatta yapamazdım. Aslında zor değil. Ama seçmek zorunda olsaydım bebeğimden asla vazgeçmezdim. O benim için her şeyden daha değerli. Anlaşılan büyük bir aşk bebeği bu. Kariyerini bile silmeyi göze aldığına göre. Evet. Kızımız Yağmur'un doğumuyla birlikte daha da büyüyecek bir aşk. Adı Yağmur mu olacak? Ne güzel. Anlaşılan sizin için özel bir anlamı var. Evet. Yağmur'la bir günde mi tanıştınız yoksa? Hayır. Onlarınki çocukluk aşkı sayılır. Aynı mahallede oturmuştuk. Okula da birlikte gittiler. Ne hoş. Müsaadenizle. Tatlıyı ben yapmadım ama bizzat benim tarifim. Bakalım beğenecek misiniz? Ben biraz sonra tatsam. Eda, iyi misin gerçekten? Rengin soldu. Midem pek iyi değil. Lavaboya gitmeliyim. Ben de geleyim. Gerek yok abla. Kızım, Eda Hanım'a lavaboyu gösterir misin? Tabii Saadet Hanım. Bu taraftan lütfen. Evet, dinliyorum Doğan. Söyle. Batu Bey bir yetimhanede büyümüş Harun Bey. Ne? Yetimhane mi? Evet efendim. Sonradan evlat edinilmiş. Bildiğinizi düşünmüştüm. Hiç bahsetmemişti. Peki evlat edinen aileyi tespit edebildiniz mi? Araştırıyoruz Harun Bey. Devam edin. Her ayrıntıyı istiyorum. Ne edersiniz efendim? Beni görmekten rahatsız oluyorsun değil mi? Evet. Merak etme. Bu yeni durum hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Sahte nezaketlere gerek yok. Bence de yok. Neyse, ben Eda arıyorum. Ben ikiniz ayrıldınız diye biliyordum. Yanlış biliyormuşsun. Gördüğün gibi birlikteyiz. Ha, bu arada nişanlınla bir ayrılıp bir barışırken hala onun kız kardeşini sorman da enteresan doğrusu. Sorduğum Eda değil, sensin. Bak, bu yıllar sonra birbirine kavuşan aile romantizmi ikimizin de kapılacağı yerlerden değil. Bunun için birbirimizle ilgileniyor gibi yapmaya da gerek yok. Benden hoşlanmadığını biliyorum. Ben de senden hoşlanmıyorum. Sadece babam için birbirimizi idare etmek zorundayız. Haklısın. Babam için sana katlanacağım. Senin de durumu bu kadar çabuk kavramış olman ne güzel. Yine hiç tanımıyorsun. Neler yaşadın, neler hissettin, hiçbir şey bilmiyorsun. Sadece yargılıyorsun. Ama bu tavrın hiçbir şey değiştirmeyecek. Tıpkı Eda'ya olan aşkımı değiştiremediği gibi. Karşıma neden? Tolga Harun'un hakkı olduğunu asla öğrenmemeli. Benim yüzümden öz abisinden nefret edecek. Bizim aşkımız herkese felaket getiriyor. Allah'ım neden? Onu bir daha asla görmemeliyim. Harun? Delirdin mi sen? Ne yapıyorsun? Biri görecek. Umurumda bile değil. Böyle bir durumda delirmemek mümkün mü ha? Buna katlanmak zorundayız. Nasıl katlanayım Eda? Senden ve bebeğimden uzak kalmaya zor dayanıyorum zaten. Şimdi bir de bu herif. Böyle söyleme. O senin kardeşin. Hem o çok iyi biri. Hayır. O adam sana aşık. Üstelik hayatından çıkmaya da hiç niyeti yok.
Böyle bir şey yok. Sana daha önce de söyledim. O benim arkadaşım. Ne yapıyorsa beni düşündüğü için yapıyor. Aşık falan değil. Ne kadar safsın. Nasıl olur da gerçeği görmezsin? Gerçek değil de ondan. Gerçek değilse niye az önce sana olan aşkını itiraf etti? Niye hiçbir şey Eda'ya olan aşkımı değiştiremez dedi ha? Bilmiyorum. Belki de beni savunmak için. Masaya dönmeliyiz. Merak edecekler. Benim kızım o adama baba diyemez. Seni benden başka hiç kimse sevemez. Yapacak başka ne kaldı? Her şeyi denedik. Sevdiklerimizi mahvettik. Kendimizi öldürdük. Her şeyi denedik ama olmadı. Olmuyor işte. Biz bittik artık. Devam edersek herkesin felaketi olacağız. Bırak gideyim. Lütfen. Yalvarırım Harun. Bırak. Nasıl bırakayım söyle. Nasıl vazgeçeyim senden? Neredesin? Ben de seni arıyordum. Banyoya baktım ama. Üst kattaki banyoya girdim. Nasıl oldun peki? Daha iyiyim. Tolga, bir an önce gitmek istiyorum buradan. Haklısın. Ben de. Gitsek iyi olacak. Heh. Hadi gel. Hadi. Bir karar verdim de. Yani bunu bir Nisa biliyor. Sonra açıklayacağım size. Çok şaşırdım. Yardımcınız ol. Oturun bakayım şöyle. Kahvenizi nasıl içersiniz söyleyeyim bakalım. Biz aslında müsaadenizi istesek. Daha çok erken değil mi? Karım biraz rahatsız da. Neyin var Eda? Ciddi bir şey mi yoksa? Hayır, midem kötü. Ben de kalkayım o halde. Birlikte gidelim. Hay Allah. Daha konuşacak bir sürü şey vardı. Hiç merak etme Nisa. Artık sık sık gelecekler bundan sonra. Değil mi oğlum? Oturup bol bol sohbet ederiz. İnşallah. İyi akşamlar. İyi akşamlar oğlum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar nesin? İyi akşamlar. 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 Öyle çok istiyorum ki babanı nasıl sevdiğimi, senin babanın o olduğunu. Ama ablam ve annem henüz gerçeğin çok azını bildikleri halde perişan haldeler. Bile bile onları nasıl üzebilirim? Diğer yandaysa babam bir çocuk gibi sabırsız. Ama beklemek zorundayız. Ablam bu kadar üzgünken mutluluk içinde geçirdiğim her dakika içimi sızlatıyor. Ablamla yüzleşmekten kaçtıkça içimdeki güller soluyor. Hakkı denen şu umursuzla görüşüyorsun hala değil mi? Bunu sana o verdi değil mi? Hayır anne. Senin yalancı seni. Tuh senin yüzüne. Madem onunla görüşecektin ne diye evlendin Tolga'yla? Bir de hamilesin. Karnındakinden de mi utanmıyorsun? Keşke ondan vazgeçebilseydim. Keşke onu bu kadar sevmeseydim. O zaman kimse acı çekmezdi. Benim yüzümden herkesin hayatını mahvettim. Anneme bunu yapmaya hakkım yok. Onu daha fazla üzemem, yapamam. Allah'ım yalvarırım bana yardım et. Artık neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilmiyorum. Bir tarafta bebeğim, aşkım ve ömür boyu sürecek bir mutluluk. Diğer tarafta ise ailem. Onlara hiç unutamayacakları bu acıyı ve utancımı yaşatacak. Ya
ya bebeğim bir gün hesap sorarsa bana? Ah yavrum benim. İnsan annesine hiç anlatmaz bu bunları. Ben nereden bileyim Eda? Neler yaptım ben sana? Ben nasıl bir haldeyim? Evladımın neler çektiğini nasıl göremedim, nasıl? Ah benim küçük nazlı kızım. Sen nelere katlandın böyle yavrum? Harun'un kardeşi olduğuna inanamıyorum Tolga. Hala şoktayım. Ben de öyle. Kapıdan siz girdiğiniz anda şaşkınlıktan düşüp bayılacaktım neredeyse. Sen onu bir de bize sor. Bir an yanlış yere geldiğimizi sandık. Ben de öyle. Şimdi tam akraba olduk seninle. Yani Harun'la barıştığımıza göre yakında kayınbiraderim de olacaksın. Kimin aklına gelirdi? Harun enişten de senin kayınbiraderin olacak haliyle. Bebeğinin de amcası. Tam akraba olduk yani. Olacak şey değil. Bakalım annemler buna ne diyecek? Annemleri barıştığınızı nasıl söyleyeceksin? Niye soruyorsun? Sen onları üzecek şeyler yaparken sorun olmuyor da ben yapınca mı sorun oluyor? Öyle demek istemedim. Hiçbir şey deme o zaman. Ya Melda abla, yanlış anladın sen. Tamam tamam. Ben zaten hep yanlış anlarım. Sağ ol kızım. Kapa kapıyı. Sen olmasaydın bu tanışma gerçekleşmeyebilirdi. Beni gene yanıltmadın. Sağ ol oğlum. Aldığın her kararda en büyük destekçin hep ben oldum. Bu hiç değişmeyecek. Biliyorum evladım. Şimdi yapmanı istediğim bir şey daha var. Şirkete geri dönmeni istiyorum. Sen artık yönetim kurulu başkanısın. Şirketi bu kadar boş bırakmak olmaz. Hem Melda ile de barıştınız artık. Uzak kalman gereksiz. Ben de artık dönmeyi düşünüyordum zaten. Bravo, bravo. Hı. Ama daha yapacak çok işimiz var. Bak oğlum, şuna bir göz at. Nedir bu baba? Tekneye yapılan sabotajdan hemen sonra geniş çaplı bir araştırma başlattı. Sonunda bir ipucu yakaladı. Patlamayı yapan adamlar ertesi gün doğuya kaçmışlar. Amaçları Suriye sınırından çıkış yapmakmış. Ama devreye bizimkiler girdi ve adamları yakaladı. Biz de bu işin aslını, bu işin arkasında kimler olduğunu öğreneceğiz. Bütün detayları. Patlamada birçok şey karanlıkta kaldı. Ama kararlıyım. Hepsini ortaya çıkaracağız. Hepsini. Sağ olun. İyi akşamlar. Eda, şimdilik annemlere bir şey söyle. Ben zamanı gelince